Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir katmer tarifi hazırladım. Bu katmerin yapımı oldukça basit ve çok da bereketli oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak bir su bardağı ılık sütü alıyorum. Sonrasında 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. 1 çay kaşığı instant maya ekliyorum. Sonrasında 2 çay kaşığı toz şekeri ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Hamurun içerisinde çok az miktarda maya kullanıyoruz. Bu hem hamurun yumuşak olmasını hem de kolay açılmasını sağlıyor. Güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra son olarak 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi hamur kıvamını alıncaya kadar karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sizler lütfen ununuzu eklerken yavaş yavaş ekleyin çünkü hazırladığımız hamurun oldukça yumuşak olması gerekiyor. Hamuru toparladım. Şimdi tezgaha çok az miktarda un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Yaklaşık 3 dakika boyunca yoğuracağım. Sonrasında hemen bezelerimizi alarak o şekilde dinlendireceğiz. O yüzden hamurun güzelce yoğrulması çok önemli. Yoğurma kabını iyice sıyırdım. Son olarak spatulayı da temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve hızlıca yoğurmaya başlıyorum. Bu yoğurma yöntemi oldukça etkili. Böylelikle hamur hem çok güzel özlü ve hem de kaliteli oluyor. Yeteri kadar yoğurarak hamuru hazırladım. Ne kadar yumuşak ve esnek olduğunu görüyorsunuz. Bezelerimizi alırken daha eşit alabilmek adına hamuru silinir haline getirdikten sonra dörde kesiyoruz. Şimdi kestiğim hamurları yuvarlayarak hazırlıyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi beze yaptıktan sonra dinlendireceğiz. Tüm bezelerimi bu şekilde hazırladım. Şimdi tepsiye bol miktarda un serpiyorum ve hazırladığım hamurları un serptiğim tepsiye alıyorum. Bezelerin üzerine de bir miktar un serptikten sonra hava almayacak şekilde poşetin içerisine koyarak yarım saat mayalandırıyorum. Havalar çok sıcak olduğu için yarım saat yeterli geliyor. Bezelerimi yeteri kadar dinlendirdim ve gördüğünüz gibi 2-3 katına çıktı. Artık açılmak için hazır. Hemen bir tane bezemi tezgah alıyorum. Kalanların üzerine yine poşetle kapatarak kenara koyuyorum. Hamurun altına üstüne bol miktarda un serptikten sonra ilk olarak elimle biraz açıyorum. Sonrasında oklava ile olabildiğince ince olacak şekilde açmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamı o kadar yumuşak ve güzel ki kendiliğinden açılıyor. Ben hamuru açmak için oklava kullandım ama dileyen merdane de kullanabilir. Hamur açarken ufak tefek yırtılmalar olabilir. Şekli çok düzgün olmayabilir. Bunlar hiç problem değil. Yeter ki hamuru açarken olabildiğince ince açmaya ve her yerinin eşit incelikte olmasına özen gösterin lütfen. Toplamda 4 adet bezeyi açarak hazırlıyorum ve kenara koyuyorum. Sonrasında aralarına yağ sürerek üst üste koyacağım. Tüm bezelerimi açarak hazırladım. Şimdi son açtığım hamurun üzerine erittiğim tereyağını sürüyorum ve her yerine gelecek şekilde sürmeye özen gösteriyorum. Kesinlikle kuru bir yer kalmasın. Aksi halde katmerinizde hamurlaşma olacaktır. Tarifim için toplamda 200 gram tereyağı kullandım. İsteyen sıvı yağ veya margarin de kullanabilir ama lezzet açısından tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Hamurun her yerini yağladıktan sonra ikinci hamuru da üzerine kapatarak eşitliyorum. Aynı şekilde ikinci hamurun üzerine de güzelce yağlıyorum. Daha sonra üçüncü açtığım hamuru da üzerine koyarak yağlıyorum. Ve son olarak dördüncü hamuru üzerine koyuyorum. Kenarlarını eşitliyorum. Kalan yağı üzerine döktükten sonra her yerine sürüyorum. Şimdi ne çok sıkı ne de çok gevşek olmayacak şekilde rulo yapıyorum. En son rulo yaptıktan sonra her yerini eşitliyorum. bıçak yardımıyla ilk olarak ikiye kesiyorum. Sonrasında hamuru keserek 10 parça elde ediyorum. Hamurların tamamını keserek hazırladım. Tepsiye tekrar un serpiyorum ve bu kestiğim hamurları un serptiğim tepsiye alıyorum. Tekrar poşete koyarak buzluğa kaldırıyorum ve yarım saat dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda hamurları buzluktan çıkartıyorum. Bu süre zarfında tereyağı güzelce dondu ve hamur biraz sertleşti. Hamur donduğu için açma esnasında işimizi oldukça kolaylaştıracak. Bir tane hamuru tezgaha alıyorum. Altına az miktarda un serpiyorum. İlk olarak elimle biraz bastırıyorum. Sonrasında oklavayla açarak inceltiyorum. Dilerseniz hamurunuzu bir gece önceden hazırlayıp bu aşamaya kadar getirebilirsiniz. Sonrasında buzdolabına kaldırarak sabaha kadar dinlendirebilirsiniz. Sabah da aynı şekilde buzdolabından çıkartarak hamuru açıp hemen kahvaltınıza sıcak sıcak hazırlayabilirsiniz. Hamurun tezgaha yapışmaması için açma esnasında arada bir ters düz çeviriyorum ve bu şekilde açmaya devam ediyorum. Bir diğer taraftan da tavayı ocağa alarak ısıtıyorum. Hamuru hazırladıktan sonra sıcak tavaya koyarak arada bir çevirerek pişireceğim. Şimdi açtığım hamuru ısıttığım tavaya alarak pişiriyorum. Dilerseniz benim yaptığım gibi tek tek açın pişirin. Dilerseniz tamamını açıp hazırladıktan sonra hemen pişirebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Hamurun üzerine az miktarda sıvı yağ koyuyorum ve her yerine sürüyorum. Sonrasında arada bir çevirerek pişirmeye devam ediyorum. Pişirme esnasının tüm aşamalarını özellikle paylaşıyorum ki aklınızda soru işareti kalmasın. Tavanızın altı kesinlikle yüksek ateşte olmalı ve sürekli çevirerek pişirmeniz gerekiyor. Tüm bu detaylara dikkat ettiğiniz sürece içi güzelce pişmiş, tel tel ayrılan nefis bir katmer elde edeceksiniz. Tüm katmerler pişene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tamamını pişirdim ve hazırladım. İncecik hamuru ve harika lezzetiyle gerçekten çok güzel oldu. Üstelik gördüğünüz gibi yapımı oldukça basit. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.